Kulübü devam ediyor. Asansörler modern çağın ve mimarinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Her gün milyonlarca insan asansörleri güvenle kullanıyor. İnsanlara bu güveni sağlayan köklü bir kuruluş. Şahsuvar Asansör kentsel dönüşümü sunar. Evet, basın kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Şimdi de sizi Şarkıkaraç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesine götüreceğiz. Çiçekpınar belediye başkanı, emekli öğretmen Derviş Açar stüdyomuzda konuk. Derviş Açar aynı zamanda AK Parti kurucu yönetim kurulu üyesiydi. İki dönem AK Parti ilçe başkanlığı yaptı. Daha sonra il yönetim kurulu üyeliğine devam etti. Şimdi de AK Parti'den Çiçekpınar'da belediye başkanı seçildi. Bize Çiçekpınar'ı anlatacak, Çiçekpınar'daki belediye hizmetlerini anlatacak. Kendisi stüdyomuzda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sayın Ispartalı hemşerilerim, değerli Şarkıkaraç ve Çiçekpınar halkım, ayrıca il dışında Kanal 32'yi seyreden hemşerilerim, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarım. Ayrıca siz Kanal 32 basın kulübü de bizlere böyle bir imkan sağladığınız için teşekkürlerimi bir boş bildiririm. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Tabii değerli izleyiciler, basın kulübü biliyorsunuz iki tekrarı var. Cumartesi günleri sabah 10.30'da izleyemeyenler için özellikle hatırlatmak istiyorum. Yine pazar akşamı da 21'de basın kulübünün tekrarı var. Bu programı aynısını cumartesi ve pazar günü izleme şansınız olacak. Şimdi Çiçekpınar'ı konuşacağız. Çiçekpınar'da tabii yine biz oraya da gittik. Orada da halk röportajlarımız oldu. Oraya geleceğiz ama önce Derviş Açar bir eğitimci. Hem bir eğitimci gözüyle hem de bir belediye başkanı gözüyle bize kısaca Çiçekpınar'ı tanıtsın. Teşekkür ederim. Çiçekpınar Şarkıkaraç'a en yakın bir belde. 3,5 kilometre. Tabii ki birbirlerine yakınlığını göz önüne alacak olursak iki hane arası 400 metre aşağı yukarı ve bu iki merkezle beldenin arasında da inşallah bir eğitimci olduğum için buna değinmek zorundayım. İmam Hatip Lisesi projemiz var. İnşallah bunu da gerçekleştirirsek tamamen Şarkıkaraç'la Çiçekpınar beldesi birleşecek. Yenişehir Bademli yolu kasabamızın içinden geçer. Güzel bir beldemiz. Yol güzergahında olduğu için gelişmeye daha müsait. Düz ovalık bir arazi bulunduğu bölge. Zaten Şarkıkaraç'ın en geniş ovası Çiçekpınar beldesinde. Tabii ki biz bu yerleşim bölgesini güneyinde Kızıldağ uzantısı bulunmakta. Ve bu Kızıldağımızın eteklerine çekmek istiyoruz yeni yerleşim bölgemizi. İnşallah bunu da başaracağız. Biz buraya daha çok önem veriyoruz. Çiçekpınar'ı da izliyoruz bu arada siz anlatırken, evet. Havadan, evet. Görüntülerle. Evet. Bu siz görmüş olduğumuz, Sayın Başkanım, başkan. Şu karşıda görmüş olduğumuz zaten yol Yenişehir Bademli Caddesi şu anda. Tabii ki Şarkıkaraç'tan çıkış caddesi Süreyya Sadi Bilgiç Caddesi ve belediyeye kadar, belediyeden sonrası da Yenişehir Bademli Caddesi. Evet. O şekilde isim aldırdık. Şimdi burada görüldüğü gibi kasabamızın içinde bir kanal mevcut, şu ağaçların içinde. Evet. Ve bu kanalı kanal boyu gibi kanal bir boyu devam ediyor. Kanalın uzunluğu 2100 metre falan civarında. Oyun 30'unda 30 Ekim'de olacak. 30 Ekim'de yapılan ihaleyle burası kapanıyor şu anda. Tamamen kapatacağız burayı. Köprüler bir kısmı kalacak. Bir kısımlarını kaldıracağız. Tabii ki görünüm daha farklı olacak kasabamızda. Yola dahil ediyorsunuz. Tabii galiba. Ki. Daha farklı olacak. Neden farklı olacak? Burası bir çöp yatağıydı sürekli. Olan kağıt parçası, naylonlar tamamen bu kanalımızı kapatıyor. Ve sürekli temizlik halinde olmamıza rağmen gene de görünüm çok kötüydü. Ama şimdi bu kapandıktan sonra daha güzel bir görüntü sağlayacak.
Kasabamızın şu andaki görüntüsünde gördüğünüz gibi oldukça topluluktan ziyade dağınık durumda. Bir uçtan bir ocağa aşağı yukarı 2 kilometre. Onun için biz yeni yerleşim bölgesine daha çok önem veriyoruz. Geçim kaynaklarımızın içinde en önemli şey tahıl ürünleri. Ben biraz önce sonra ileriki saatlerde de bunu açıklayacağım. Ben onu soracağım başkanım. Şimdi siz zaten Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı da yapıyorsunuz. Tabii bizim evet. Şarkıraş deyince aklımıza işte bakliyat, hububat, süt, yani hayvancılık geliyor. Yani. Şekpınar Ovası da büyük bir ova. İsterseniz tarımsal faaliyetlerden hem kooperatif olarak yani, özellikle sulamaya dönük önümüzdeki süreçte ciddi yatırımlar var Şarkıraş'ta. Şimdi sınırlı sorumlu Çiçekpınar Beldesi Tarımsal Kooperatifini 2003 yılında 7 arkadaşla birlikte şahsım olarak kurduk ve 2006 yılında faaliyetlere başladık. Faaliyetlere başlarken de 2005 yılında da Süt Birliği'ni şimdiki ilçe başkanımız başkanlığında kurduk ve hala devam etmekte Selçuk Ökmen. Tabii ki bütün çalışmalar Süt Birliği'nden çıkıyor. Şu anda ilde birinci sıradayız. Büyükbaş olarak Çiçekpınar Beldesi. Süt olarak da günlük ortalama 11 ton. Bazen 13 tona da çıkıyor tabii bu. Ama ortalama olarak 11 ton süt çıkıyor. Ve günlük bu sütümüz fabrikaya gönderiliyor. Ayrıca kooperatif olarak da 12 yıllık çalışma süremde biz zirveye çıkardık. Ve şu anda da genç arkadaşlarıma 2015 yılında devrettim ama sürekli gene beraberiz. Ve yeni yeni projeler üretiyoruz. Kooperatif olarak bazı desteklemelerden yararlandık. Mesela bölgemize pancar sökme aletini getirdik. Hem söküyor hem kesiyor ve yüklüyor. Ayrıca paketleme makinesi getirdik. Ve şimdi de genç arkadaşlarımız daha büyük makine aldılar. İnşallah kooperatifimiz daha çok gelişecek. Biz bunun takibindeyiz. Onlara devamlı destek veriyoruz. Ve şu anda da kooperatifimiz belediyemize ait tarlalarımızda ekip dikiyorlar. Makine çalışmaları da gayet güzel gidiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bölgemizde bir toplulaştırma oldu. Kocaeli'mizde, beldemizde. Bu toplulaştırma 2007 yılında başladı ve 2010 yılında tamamlandı. Tabii ki bu toplulaştırmanın yanında toplulaştırma olmayan arazilerimiz de var. Ben bunu tabii seyreden belde halkımıza da müjdeyi vermek isterim. Bugün Tarım İl Müdürlüğümüze dilekçemizi sunduk, müracaatımızı yaptık. Kalan bölgemizi de toplulaştırmaya inşallah alacağız. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bu arada toplulaştırma esnasında da tabii ki telefonlarımıza da zaten bunu ben bekliyorum. Beldemizin en büyük sorunu su sorunu. Şimdi kapalı devre sulaması. Kapalı devre sulaması eğer gerçekleşirse beldemiz daha çok gelişecek, daha çok ürün alacağız. 2007'den evvel bir örnek vermek istiyorum. 2007'den evvel pancar üretimimiz kasabamızdaki Kantar'da 80 ton iken, 80 bin ton iken şu andaki mevcut 44 bin tona düşmüş vaziyette. Yani %50 gibi kayıp var. Bir kayıp var. Tabii ki bu nereden kaynaklanıyor? O zamanlar sulama vardı. Ama nasıl vardı? Yüzde sulama vardı. Sulama birliği tabii bunu götüremedi. Ovada da bizim kendi toplulaştırmamızda da zaten bu sulama olukları tamamen kaldırıldı. Şimdi toplu olarak Şarkıraş bölgesinde kapalı sulama, devre sulama sistemi girecek. Bu 26 köyümüzün aşağı yukarı 19'unu
ve iki beldeyi bir de Merkez Şarkar Ağacı ilgilendiren bir proje. Başkanım, 2007'den bu yana Şarkar Ağaç Ovası, dolayısıyla Çiçekpınar Ovası sulanmıyor mu? Hayır, sulanmıyor. Su hasreti var yani. Sulanmıyor. Sulanmıyor. Sulanma birliği tasfiye oldu. Tabii tabii. Şimdi artı bir de şu var. Önceden kazılan kuyular mesela 20 metrede, 15 metrede su çıkıyordu. Fakat ovamızda maden teknik aramalarda 400 metre gibi derin kuyular kazılmaya başlandı. İşte onun da etkisi var ki, bu etkiyle şu anda bölgemizin bazı kısımlarında 60 metreye vardıkları halde su bulamıyorlar. Bu sıkıntı var. Bu sıkıntı olduğu için acilen bu kapalı devre sulaması girmesi gerekiyor. Zaten bunun şu andaki projesi tamamlandı. Bütçe Komisyon Başkanımız Sayın Süreyya Bilgiç vekilimiz de bu projenin üzerinde zaten şu anda. İnşallah 2017'de bu proje tamamlanır ve 2018'de hayata geçer düşünüyoruz. Vekilimiz zaten bunun üzerinde çalışıyor şu anda. Devlet Su İşleri projesini şu anda tamamladı. İnşallah bu bölgemiz size bir hayat gelir diyorum. Bu bölgemiz canlanır diyorum. Tüm çalışmalar bu kapalı sisteme bağlı diyorum. Onun için bizim için çok değerli. Hayati değerli. Evet, hayati değer kazanıyor bu. Onun için çok değerli. İnşallah kavuşuruz diyorum. Olur. Verim artacak. Yani, verim artacak. 9 yıldır tabii sulanmayan bir bölge. Çok aslında tabii önemli bir konu. Önemli bir konu. Çiçekpınar'ın en büyük şu an Şarkar ihtiyacı. Şarkar ağacın. Yani 19 köy kaç hektar alan vardır acaba, kim bilir yani. Tabii. Çok kaç bin hektar. Tabii tabii. Şu anda zaten Çiçekpınar'ın kasabası hektar olarak düşünecek olursak 1900 hektar araziye sahip. 2000 hektar sizde evet, var. Evet, 2000 hektar aşağı yukarı. Şimdi bunun meyve bahçesi olarak düşünürsek de ancak bir 50 de hektar gibi böyle bir şeyi var. Ve aynı şekilde de kasabamızın bir özelliği daha var. 330 hektar merası var. Mera daha önceden tabii ıslah yönüne gidildi ama tabii ki toplulaştırmadan sonra da mera ıslahı bir özelliğini kaybetti. Suda da olmadığı için çayır, mera oldukça özelliğini kaybetti. İnşallah böyle bir projemiz gerçekleştiğinde hem meramız canlanacak, sulanacak, hem arazimiz sulanacak, hem ekilen verimimiz iki katı artacak. Mesela bir haşhaş. Haşhaşı şimdi vatandaşımız ekiyor ama kurağa ekiyor. Haşhaş olarak 2000 dönüm haşhaş ekildi Çiçekpınar'a. Şu anda 2000 dönümün zannetmiyorum ki 200 dönümü ancak bitebilsin. Bu da tabii yeraltı suyu olan çiftçilerimiz sulayabiliyor. Ancak onlar verim alabiliyor. Onun ötesinde kurak olan ekilen bölgelerde bu verimin alınacağını hiç düşünmüyorum. Olmaz diyorum. Ama su geldiğinde de vatandaşımız ektiğinde hem yağmurlama hem damlama sisteminden yararlanacak ve bu sistem karşısında da verimini iki katı artıracak. Belki Şarkar Ağaç Ovası meyveciliğe bile geçecek. Dönecek. Zaten tamam. Şu var. Şarkar Ağaç Ovası'nın meyvesinde aroma daha fazla. Neden öyle o? Aroma neden fazla? Nem yok. Beyşehir Gölü'nün kenarında. Yani nem yok. Beyşehir Gölü'nün kenarında olmasının şeyiyle de İğdirli Gölü'nün olduğu bölge gibi nem yok orada. Tabii, orası da bir göl kenarı sonuçta. Orada bir göl kenarı. Ama genelde Beyşehir Gölü ile bizim kasabamızın irtibatını kesen bir Kızıldağ var. Anlatabildim mi? Bizim ovada tamamen aroma yüklü. Nem bulamazsın. Bu yüzden de meyveciliğe dönüş olabilir diyoruz. Ama her şey suya bağlı. Şarkar Ağacı'nın geleceği bu projede o zaman. Yani geleceğine sadece bu Çiçek projede bağlı. Değil, Şarkar yani, Ağacı'nın geleceği. Geleceğine bağlı diyoruz. Şöyle yapalım. Biz Çiçekpınar'a da gittik. Çiçekpınar'da yine halk röportajlarımız oldu. Bakalım Çiçekpınar'daki yaşam nasıl devam ediyor ve Çiçekpınarlılar
belediyenin hizmetlerini nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi sizi o VTR ile baş başa bırakıyoruz. Hazır değil mi arkadaşlar? Hazırlanıyor galiba. Tamam, siz onu hazırlaya durun. Biz bir başka konuya başlayalım mı yoksa? O zaman şöyle geçim başka kaynağı Çiçekpınar'ın tarım, hayvancılık, evet. Dolayısıyla süt. Hı hı. İmalat şu an değil mi Sayın Başkan? Şu anda ilde birinci sıradayız süt olarak. Yani Şarkır Ağaç'a yakınlığı dolayısıyla aslında bir mahalle gibisiniz. İlçe merkezinden çok gibiyiz. Uzak değil. Yolu güzergahında. İnşallah dediğim gibi bu okulda yapılırsa ikisinin ortasında daha değişecek. Ve ulaşım daha güzel olacak. Zaten şu anda kasabayla merkez arasında da iki tarafı kaldırım oldu. Bizim belediye başkanımız da benden önceki Bayram Aydemir döneminde. Kendisini de saygıyla selamlıyorum. Ve yürüyüş yolumuz gayet güzel. İki taraftan da yürüyüş olarak gidebiliyoruz. Ayrıca kasabamızın gelişmesi açısından da bazı çalışmaları yaptık. İnşallah daha güzel hallere getireceğiz. Mesela bordür taşlarını olsun parkadaşı, yollarımızda asfalt çalışmalarımız. Zaten belediyenin çalışacağı, yapabileceği şeyler bunlar. Ben bunlara pek girmek istemiyorum. Bunlar bizim asil görevlerimiz. Bunun yanında tabii halkımızın en çok yararlandığı bazı şeylere de değinmek istiyorum. Mesela bir halk kütüphanesi ilçemizde. Daha önce küçük bir yerde çalışmalarını yapıyorlardı. Bizim 200 metrekare genişliğinde yerimiz vardı. Biz burayı restore ettik ilk Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte ve burayı sunduk. Şu anda bilgisayar sistemlerimizle birlikte kütüphanemiz çok güzel, rahat çalışıyor. Yani ilçeli kütüphanesi kasabada. Vatandaşlarımız yararlanıyor. Ayrıca gene İl Sağlık Müdürlüğü... Şarkı Karacın kütüphanesi şey. Yok, Çiçekpınar'da. Çiçekpınar'da içinde. Ama komple hizmet veriyor. Yani şu tüm, şu an ekranda tüm ilçeye hizmet veriyor değil mi? Evet, bu ekranda. Gayet güzel devam ediyor. Ve halkımız bundan da yararlanıyor. Küçük öğrencilerimiz okuldan çıktıktan sonra gelip burada hem bilgisayar sisteminden hem de kitaplardan yararlanabiliyorlar. Ayrıca diğer bir hizmetimiz de sağlık ocağı. Sağlık ocağı il sağlık müdürlüğüyle hem restore ettik, doğramalarını değiştirdik, kalorifer sistemini koyduk ve gayet güzel. Aile hekimlerimiz de geliyorlar. Evet. İnşallah daha güzel olacak diyoruz. Devamlı bir doktor gelmek durumunda. Galiba, evet, Şarkıraş'tan geliyor. Şu anda inşallah daim bir doktor sözünü aldık. İnşallah o da olduğunda daha güzel olacak. Vatandaşlarımız gelecek beklemeden sağlık hizmetlerini alacak. Ve bir de tabii ki eğitimci olmam dolayısıyla bizim okulumuz... Eğitime ayrı gireceğiz Sayın Başkanım. Eğitime ayrı gireceğiz. Şeyden sonra... Halk röportajları hazırmış, arkadaşlar hazırlamışlar. Bu arada tamam, ben hemen o röportajları isteyeyim, yayına verelim. Belediyesinin hizmetlerinden bahseder misiniz bize? Çiçekpınar Belediyesi imkansızlar dışında olduğu halde elinden geldiği kadar çalışıyor. Kısa zamanda... Geçmiş 5 yılda yapılmayanları yaptı. En beğendiğiniz çalışması nedir? En beğendiğim çalışması kendine oy versin vermesin. Taraf tutmaksızın halka eşit bir şekilde hizmet etmesi. Buranın gelişmesi için daha başka neler yapılmasını istersiniz? Burası tarımla uğraştığı için öncelikle benim şahsi görüşüm yeraltı sulaması tarımda. En öncelikli ihtiyaç olan o. Bazı yarım kalan yollar var. Oraları da bir ödenek çıkarttırılır. Yardımcı olunursa başkanımıza yapacağından eminim. Burası tarıma dayalı tarıma bir belde. Tarıma dayalı. Tarıma dayalı olduğu için yeraltı sulağımız yağmursuzluk nedeniyle kurudu. Gölden öyle bir çalışma var. O çalışmalar hızlanır da o yeraltı suyu tamamlanırsa kasabamız daha güzel bir refah seviyesine ulaşır. Peki burada yaşam nasıl? Burada gençler hayvancılıkla uğraşıyor. Genç nüfusun büyük bir kısmı okuyor. Yeni yeni meyvecilik var.
Yani gene de ağırlık tarım ve hayvancılık. Çiçekpınar Belediyesi'nin en beğendiğiniz hizmeti nedir? Çiçekpınar Belediyesi çalışıyor yani. Daha önceden de hizmetler iyi geldi. İşte kasaba güzel, taş, maş vesaire, asfalt, yollar iyi, iyi, iyi. Daha başka neler yapılmasını istersiniz? Valla TOKİ diye bir şey var herhalde duyduğumuza göre. Bu TOKİ bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl gidecek de. Onun gerçekleşmesini istiyoruz. Belediye Başkanı'na söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Belediye Başkanımız iyi, bir öğretmen emeklisi arkadaş, kooperatifte de çalıştı. İyi yani, becerili. Çalışıyor yani. Çiçekpınar Belediyesi'nin en beğendiğiniz hizmeti nedir? Halka hizmet, temizlik, düzen, intizam, çalışmaları. Belediye Başkanı'nın daha neler yapmasını istersiniz? Belediye Başkanı'nın ilkeler yapmasını sulama sistemini getirmesi lazım. Arıtma tesisimizi yapması lazım. Bunları istiyoruz belediye başkanımızdan ve milletvekilimizden, Sayın Saidi Bilgiç'ten. Çiçekpınar Belediyesi'nin en beğendiğiniz hizmeti nedir? Valla çalışması işte, başkanımız çalışkan. Yani ileriye yönelik çeşitli bir, yani yollarımızı yaptı. Gerekli belediyenin kepçesi olsun, kamyonları olsun, saatinden çalıştırıp saatinden şey yapıyor. Neler yapılmasını istersiniz buraya daha başka? Ya daha başka işte çeşitli fabrikalar açılmasını istiyoruz. Yollarımızın düzenli bir şekilde çalışmasını istiyoruz başkanımızın. İleriye yönelik çeşitli fabrikalar, efendime söyleyen şantiye büs fabrikası çeşitli şeyleri yapmasını bekliyoruz. Çiçekpınar'da yaşam nasıl? Neler yapıyorsunuz? Çiçekpınar'da yaşam hayvancılık, çiftçilik yapıyoruz. Geceleri kahvelere çıkıyoruz. Toplanıyoruz. Çiçekpınar'ın olması gereken şeylerini aramızda tartışıyoruz. Kooperatifimiz var. Kooperatifimizle çalışma için içerisinde hayvancılık yapıyoruz. Peki, belediyenin hizmetlerinden bize bahseder misiniz? Neler var çalışmalarında? Belediye şu anda kilittaş çalışmaları devam ediyor. Eğitime, öğretime tam destek veriyor. O yönde çok iyi. Ondan sonra taşıma... Şarkıkaraca ilçeye taşımasını düzenli yapıyor. Yani elinden geldiği kadar, bütçesinin yettiği kadar çalışıyor yani. Daha başka neler yapılsın istersiniz? Biz hayvancılık ve çiftçiliğiyle uğraştığımızdan yeraltı sulamasının gelmesini istiyoruz. Ondan sonra yollarımızın kalan yerlerinin tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımıza oyun parkları istiyoruz. Daha rahat oynamaları için. Bu kadar yani. Başka bir isteğimiz olmaz. Peki. Başkanımıza söylemek istedikleriniz var mı? İletmek istediğiniz mesaj? Başkanımıza Allah sabır versin. Elinden geldiği kadar çalışıyor. Çiçekpınar'da ondan sonra yollarımız düzeldi. TOKİ yapılıyor. Ondan sonra gırdaki altyapılar düzeliyor. Çiçekpınar'ımız servisi var. Mesela Şarkıkaraca sürekli düzenli, okullar için var. Şimdiki belediye başkanımız başkan olmadan önce ben gözümle gördüm. Biri çatıdan düşmüştü ama hemencik oraya gidip onun başucunda bulundu. O da gırdaki bir tane kişi vardı. Onun yani hemen gitti, ona sahip çıktı. Ama o zaman daha belediye başkanı bile değildi. Yani şimdiki belediye başkanımız da çok iyi. Ben memnunum. Önceki mesela öncekilerde de hiç yani daha güzelleşiyor. Daha güzelleşeceği için çok da seviniyor. Çiçekpınar'a neler yapılsın istersiniz? Bazı kalan mesela altyapıların onların bitmesini istiyorum. TOKİ'nin bir yıl içinde bitmesini istiyorum. Başka ne olabilir? Başkanımıza söylemek. Bir de ortaokul burada olmasını istiyorum. Ortaokul, lise. Yani daha çok gelişmesini istiyorum. Ortaokul ve lise için. Ben Ali Turhan. Çiçekpınar Belediyesi AK Parti meclis üyesiyim. Belediyemizin çalışmalarından bahseder misiniz? Belediyemizin çalışmaları gelince tabii daha önce benim bir üçüncü dönemim meclis üyeliğimde. Daha önce Sayın Bayram Aydemir başkanımla çalıştık. Tabii onunla da epey yol kat ettik. Ve şu anda çalışmalarımız aynı gördüğünüz gibi toplaştırmanın ikinci etabı gelecek. Efendime söyleyeyim kapalı sulama alanı projesinde yol kat ettik ve daha çalışmalarımız devam ediyor bu konularda. Hizmetlerimiz sınırsız.
Çiçekpınar Belediye Meclis Üyesi AK Parti Alim Özdemir. Belediyemizin çalışmaları şu anda her ne kadar halkın bir kısmı memnun olsa da, memnun olmasa da yavaş yavaş da TOKİ'dir, efendime söylenen yol çalışmalardır, kanalizasyondur, bu şekilde devam ediyor. İnşallah şimdiden sonra daha güzel şeyler olacak. Adem Güler, meclis üyesiyim. Aynı zamanda Çiftçi Malları Koruma Başkanıyım. Bize belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan bahseder misiniz? Kasabamızda ne gibi ihtiyaç varsa belediyenin gücü yettiğince yapıp ve yapmaya da devam ediyoruz. Örnekler verebilir misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? Altyapı, kilittaş, asfalt. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz TOKİ evlerine başladık. Çiçekpınar kasabasına büyük bir müjde olarak. Toplaştırma var, yeni bir müjde. Bunların akabinde belediyelerde, her belediyede olduğu gibi altyapıları tamamlamaya çalışıyoruz, eksik kalan yerleri. Ben Ömer Gündüz. Ben de meclis üyesiyim. Arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Uyum içinde çalışıyoruz. Belediye başkanından istedikleriniz var mı? Var. Şu bu parka bir salıngaç yapsın. Salıngaç yok da. Tamam. Başka? Başka benim istediğim salıncak şey. İstiyorsun. Sen neler istiyorsun? Şuradaki orada göl gibi bir şey var ya, onun üstünden su akmasını istiyorum. Belediye başkanından neler istiyorsun? Benim bir tane istediğim var. O da kapalı spor salonu. Spor yapmak istiyorsun. Burada yok mu spor salonu hiç? Kapalı spor salonu yok. Başkanımızdan gençler kapalı spor salonu istiyor. Bu soğuk havalı günlerde kapalı spor salonunda daha rahat bir şekilde spor yapmak istiyorlar. Evet, Çiçekpınar'daki vatandaşlarımızın da görüşü bu doğrultuda. Yalnız şunu fark ettim. Hani Çiçekpınar son derece böyle ılımlı. Geçmiş dönem başkanına da teşekkür eden bir halkı var. Şimdiki dönem belediye başkanının hizmetlerine teşekkür eden, artarak hizmetler devam ediyor diyebilen bir halk kitlesine sahip. Gerçekten bu güzel bir görüntü. Ve Sayın Başkan'la ilgili de hem Sayın Başkan'la olsun hem daha önceki belediye başkanı Bayram Bey'le olsun eşit mesafede, halka eşit mesafede hizmet ettiler, etmeye de devam ediliyor şeklinde görüş belirttiler. Yani bu her yere nasip olmayan bir şey. Güzel bir görüntü. Ben mutlu oldum şahsen. Ondan dolayı da burada şu an söylemek istedim. Evet. Ya şimdi bir önceki belediye başkanımız Bayram Bey de sağ olsun iyi hizmetler yaptı Çiçekpınar'a. Şimdi İl Özel İdaresi'nde genel sekreter yardımcısı kendisi. Şimdi Bayram Bey döneminde de özellikle biz kaldırımı, parka şey taşları özellikle bayram döneminde. Yani AK Parti döneminde yollarımız daha güzel oldu. Daha önceden yürünce kalda değildi. Ha önceki belediye başkanlarında. CHP'li bir belediye vardı galiba ondan efendim? Önce. CHP'li belediyeydi herhalde AK Parti'den önce. Ondan evvelki CHP değildi. Doğru yol. Ondan doğru. Sonra önceki CHP. CHP iki dönem yaptı ama. Tabii ikinci dönemi rahatsızlandı. Hala şu anda da rahatsız durumda. Acil şifalar diliyoruz tabii. Tabii ki geçmiş dönemdekiler oldukça çalışmaları göz önünde ama genelde kanalizasyon. Yani yeraltı çalışmaları yaptılar. Ve yerüstü çalışmaları da genelde işte hani AK Parti döneminde, şimdi, Bayram döneminde yaptı. Biz de kalan dönemini tamamlıyoruz. Başkanım şeye girmek devam istiyorum. Devam ediyoruz. Eğitim konusuna girmek istiyorum. Yani birçok ilçe ve beldede gördüğümüz eğitim konusundaki duyarlılık gerçekten güzel. Çiçekpınar'da da güzel. Yani belediye başkanları okul konusunda, mesleküsü okul konusunda, ilkokul, ortaokul, imam hatip dediğiniz gibi her türlü fedakarlıktan kaçınmıyor. Yani bu konuda belediye başkanlarımızı gerçekten çok tebrik etmek gerekiyor. Çiçekpınar'da da önceki dönemde Çiçekpınar Belediyesi Bayram Bey bir okul yapmıştı ben hatırlıyorum. Evet. Ve bunu devlete bağışlamıştı. Evet. Zannedersem siz de eğitim adına çalışmalara devam ediyorsunuz. Kendiniz de emekli öğretmensiniz zaten. Şimdi ben kasabamda 22 yıl bir fiil idarecilik ve öğretmenlik yaptım. Tabii ki bu dönemler bizim genelde kendi beldemizde olan yerli öğretmenlerdi. Onun için biz birbirimize rekabet halinde, yarış halindeydik o dönemler. Ve o dönemlerde
89-90 yani 1989-1990 yılında il birinciliğimiz vardı bilgi yarışmasında. Ve bu öğrencilerimizin sayesinde bir okul, 10 derslikli bir okul kazandık. O dönemin valisi bize bir okul bağışladı. Ve akabinde gene daha öncesi 1986 dönemlerinde Vatandaş Halk Birliği işbirliği halinde bir lise yaptık. Tamamen kendi ustalarımızla, kendi işçiliğimizle yaptık. Gene bu kazandığımız okulu da Vatandaş İşbirliği yaptık. Bayram döneminde de bu dediğiniz okul gene... İlkokul değil mi? Özel idare, valilik ve halk işbirliğiyle gerçekleşti. Ve şu anda bir kampüs oldu bahçemiz. 3 tane okul, anaokul, efendime lise şimdi anaokul oldu. Anaokul, ilkokul ve ortaokul. Ben burada tabii şunu değinmek istiyorum. Kasabamız 1962 yılında Donarşa. Daha evvelinden Donarşa'ydı. Ve adı mı? Adı. Neydi? Donarşa. Donarşa. Evet, Donarşa. Siz biliyorsunuz bunu, ben önceden açıklamadım. Anlatmıştınız. Evet. Donarşa 62'ye kadar. 62'den sonra Çiçekpınar oldu. Tabii ki ben bu Donarşa'ya girmek istersem anlatayım istersen. Çok kısaca, yani kısaca anlatayım. Tabii ki 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk boyları Anadolu'ya dağıldığında Türk Bey'i, Doğan Bey kardeşleriyle birlikte bu Çiçekpınar'ın bölgesine geliyor. Ve bir kız kardeşleriyle birlikte, Ayşe adında bir kız kardeşiyle birlikte önce bizim bu Kızıldağ mevkisine geliyorlar. Orası tabii ki Kızıldağımız daha rutubetli, soğuk olduğu için kışında o dönemler daha fazla soğukmuş ve kardeşleri arasında konuşmada işte kardeşimiz Ayşe küçük olduğu için kardeşimiz donarsa demişler. Biz buradan inelim ovaya gidilmiş. Ve o şekilde ismi Donarşa, Donarşa olmuş. Rivayet bu tabii. Netice bu isim 62'den sonra tabii ki bu dış şeylerin de bazı güçlerin de bu isimleri benimsedikleri için 62'de bir yasayla çok şeyler, isimler değişti. Bizim ismimiz de Çiçekpınar oldu. Çiçekpınar'ın anlamı da biraz sonra değineceğim, bir kaynak suyumuz var bizim. Bu kaynak suyumuzdan dolayı yani çiçek gibi yani yumuşak güzel anlamını taşıyan güzel bu kaynak suyundan da Çiçekpınar olarak adı alınmış. Yani güzel bir isim. İnşallah biz bu ismi daha güzel yerlere götürürüz kasabamızı. İsminden de çok memnunuz. Tabii ki Çiçekpınar daha önce Donarşa Okulu 1943-44 dönemlerinde okul açılmış. Ve bu tarihe kadar Donarşa İlkokulu, Çiçekpınar İlkokulu olmuş. Ne zamana kadar? 91-92 yıllarına kadar bu şekilde devam etmiş. 92 yılında bu tarihlerde Bingöl ili Genç ilçesinde PKK'ların hedefine uğrayan erimiz Hüseyin Şeker şehit oluyor. Ve bu şehit adı okulumuza yansıyor. Şehit Hüseyin Şeker İlkokulu oluyor. Ve Şehit Hüseyin Şeker İlköğretim Okulu oluyor. Pardon. Şehit Hüseyin Şeker İlköğretim Okulu daha sonra hatırladığıma göre 2012-2013 yıllarında bu 4+4+4 olarak değiştiğinde de ve her iki okula da isimleri veriliyor. Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker İlkokulu ve Şehit Hüseyin Şeker Ortaokulu ve aynı şekilde de anaokulumuz Çiçekpınar Anaokulu olarak da ayrı bir öbür binaya da bu şekilde isim vererek eğitim öğretime başlanıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Geçen yıl yani şöyle söyleyeyim. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk 10'daydı gene eğitim öğretimimiz ve aynı tempoyla devam ediyor başarısı. Tabii ki biz bu eğitimci olarak da
okulumuza gereken önemi veriyoruz. Şu anda bahçe duvarını İl Milli Eğitim Müdürü kanalıyla da yeniden çevirdik, düzene soktuk ve futbol sahasını şu anda çimledim, belediye olarak düzene koyduk. İnşallah baharda da basketbol ve voleybol sahasını da düzene sokacağız. Zaten biraz sonra taleplerden de bir talebimiz var. Olacak mutlaka. Halı sahamız var. Tabii ki Bayram Aydemir'in döneminde valilik desteğiyle, %50 vali desteği, %50 belediye desteğiyle halı saha ortaya çıktı. Tabii bu halı sahanın biz kapanmasını istiyoruz. Bir proje geliştirdik. İnşallah Gençlik ve Spor İl Müdürümüz herhalde bunu göz önüne alacak ve kendisi de bu konuda bize yardımcı oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Sahayı kapatacağız ve halkımıza hizmet verecek. Özellikle gençlerimize bu hizmeti sunacağız. Eğitim öğretimimiz bu şekilde. İmam Hatip Lisesi'nden bahsettiniz başkanım. Şimdi İmam Hatip Lisesi'miz şöyle, yatılı bir okul olacak bu. Tabii ki biz daha bu projeyi yeni sunduk. İkisinin arasında, yani merkezle Çiçekpınar arasında bir bölgede. Biz burayı daha önceden Milli Eğitim'e vermiştik belediye olarak. 10.000 metrekare. İnşallah bu 10.000 metrekarelik yeri Milli Eğitim'e verdik ve şu anda da projesini sunduk. Tabii ki burada gene bizim bütçe komisyon başkanımız Züreyya Sade Bilgiç'in de bilgisi dahilinde. İnşallah bunu başarırız. Şu anda zaten ilçemize gerçekten çok büyük hizmetleri geldi başkanımızın. Mesela bir fen lisesi. Biz bu okulla gerçekten başarımızın daha çok artacağını düşünüyoruz. Hele hele öğretmenler açısından. Çocuğunu mesela bir öğretmen fen lisesinde okutmak için diğer illere, ilçelere gidiyordu. Ama şimdi kendi bölgemizde kalacak. Üniversitemiz 2 yıllık üniversitemizde mevcudu attı. Gene vekilimizin sayesinde kültür turizm okulu açıldı. Bir bölüm açıldı ve ikinci bölümü de açılacak. Daha güzel olacak eğitimimiz. Tabii ki kendi beldemde de biz gereken önemi veriyoruz çocuklarımıza. Daha güzel olacağından eminiz. Başka bir konu üzerinde de değinmek istiyorum kasabamızda. Şunu söylemek istiyorum. Kasabamızın küçük bir sanayi sitesi var. Ve bu küçük sanayi sitesi de 28 dükkan var. Fakat bunlar bir sorun yaşıyorlar. İnşallah bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bunların şu andaki yeri kendilerine ait değil. Yani hazineye ait. Hazine de tabii ki bu yapılan dükkanları kendileri yaptığı halde hazine buna el koydu. Bunlar şu anda kira ödüyorlar. Biz bakalım buna bir çözüm yolu çalışıyoruz ama bayağı bir uğraşı veriyoruz buna. Nasıl olur bakalım, uğraşacağız. İnşallah bunları çözeceğiz ve kendi dükkanlarını kendilerine vereceğiz. Belediye alacak ve akabinde de bunlara vermeye çalışacağız. Tabii ki bunun yanında da sanayi sitemizin önünde de bir kardeşimiz plastik kasa fabrikası açtı. Hem üretimini yapıyor hem de iş sahası doğdu. Gerçekten kasaba için güzel bir şey. Ayrıca kasabamız, şunu söylemekle yetinmiyorum. Kasabamızda yardımlaşma çok güzel. Hani bu okullardan bahsettim. Gene kır bölgemizde de çok güzel bir cami inşa ettik. Yeni yerleşim bölgemizde. Bu TOKİ sahasına yakın bölgemizde. Ve bu cami tamamen vatandaşımızın çalışmalarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla meydana geldi. Ama muhteşem. Böyle yerlerde çok örnek yani bu örnek çalışmalar. Yani. Yani örnek. Hayırseverlerin olması, ya, katkıda yani, bulunması çok yani, önemli. Çok önemli. Çünkü biz olmayan yerleri de gördük. Yani. Olmayan yerlerde de hiçbir şey olmuyor. Yani biraz devlet vatandaş işbirliği, bu İMC birlikteliği gerekiyor. Gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Çiçekpınar bunu başarıyorsa ne güzel yani. Çiçekpınar yeter ki bir öncülük yapılsın.
öncülük yapıldıktan sonra Çiçek Pınar'ımız gerçekten sağduyulu. Elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ben buna eminim yani. Onun için biz tabii bize bir öncülük yapmak düşüyor. Durmadan çalışmak gerekiyor. Biz de zaten önce tabii ki kasabama ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri uygun gördüler. Bu makama getirdiler. Biz de elbette elimizden geldiği kadar bütün çabamızı göstereceğiz. Bu kalan süre zarfımızda inşallah kasabamızı daha güzel, daha refah, daha görüntülü duruma sokmak istiyoruz. Toki'den, çalışmamız bu konuda. TOKİ konuşalım başkanım. Ben evet. Vatandaşlar TOKİ istiyor. Şimdi yani bu TOKİ şöyle, TOKİ konusu aslında önemli bir konu. Çok İlçelerde de çok isteniyor. Her yerde, Isparta'da da öyle. Bilmiyorum hani demek ki toplumda bir sosyal konut, daha alt gelir grubuna yönelik bir ihtiyaç var. Ama evet, bunun çözümü noktasında TOKİ dışında bir çözüm üretilmiyor. Gerçi en son Atabey Belediyesi sosyal konut noktasında önemli bir çözümlemeyi kamuoyuyla paylaştı. 500-600 dairenin TOKİ'den belki daha avantajlı bir şekilde Isparta'ya, Atabey'e yönelik bir proje. Hani bu tür projeler, tabii Atabey Isparta'ya yakın olması avantaj. Çiçek Pınar'da bu belki çok mümkün değil. Tabii orada da TOKİ. Başka yerlerde de. Şimdi sen ilçelerde dedin, köylerde de istiyorlar. Mesela şimdi bu merkez köyleri, işte basın kulübü ekibi olarak merkez köylerde sürekli çekimler yapıyoruz. Orada da karşılaştığımız manzara. Yani hep bu ciddi bir ihtiyaç yani. Orada da TOKİ isteniyor. Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Yani TOKİ bu kadar şeye nasıl yetişecek onu da düşünmek gerek. Bir taraftan doğuyu imar ediyor TOKİ. Kooperatif modeli konutlaşmanın önüne... Belediyeler artık tabii ucuz arsa metoduyla. Şimdi TOKİ gerçekten Çiçek Pınar'a ihtiyaç. Neden ihtiyaç? Ben şöyle bir girişim yapacağım. Belediyelik 71 yılında, yani 1971 yılında köy iken belediye olmuş. TOKİ alanı değil mi şu izlediğimiz yer? Evet. TOKİ alanı. Üstü zaten Çamlık bölgesi. Evet, evet. TOKİ alanı. Şunu belirtmek istiyorum. 1971'de belediyelik olmuş. Ve bu belediyelik olduğunda nüfus 2199. Şu andaki nüfus 2150. Yani eş değerde. Evet. Bu şimdi bu neyi belirtiyor bize? Şunu belirtiyor. Aslında şu andaki gerçek nüfusumuz bizim 5500 civarında. Her evde ortalama şu anda bir memur var. Hemen hemen. Ortalama her evden bir memur var. Bu demektir ki yani okuma yazma oranı oldukça yüksek. Ve dışarıda olan da oldukça yüksek. Yurt dışında var, Fransa'da, Almanya'da çalışanlarımız da var. Ama bunun yanında memur kesimi çok. Memur kesimi çok olduğu için vatandaşımızdan böyle bir talep geldi bize. Yani ben evime vardığımda, köyüme vardığımda kendi evime varayım. Sıcak bir yuvam olsun düşüncesindeler. Biz de tesadüf olarak bu yeri daha önceden bilmiyorduk. Neden bilmiyorduk daha önceleri? Çünkü burası orman sahası içinde bulunmaktaydı. Hatta yeni yerleşimimiz, bölgemiz bile daha şeyde sınır içindeydi. Ve biz bu sınırı daha sonra bir yanlışlık hatasını gördük ve sınırı yukarıya aldırdık. Yukarıya aldırdıktan sonra bu arsa ortaya çıktı. Hazine arazisi. Ve bu hazine arazisini 74 bin metrekare burası. Akabinde de tekrar bu 10 bin metrekare daha var. Biz 10 bin metrekareyi hazineden satın alacağız. Burayı kültür merkezi olarak düşünüyoruz. 74 bin metrekareyi de ne yapalım? TOKİ yapalım düşüncesine kapıldık. Ve TOKİ'ye önce bir telefonla irtibat kurduk. Önce dediler ki bize yerinin krokisini, çapını o şekilde bilgilendirin bize ve artı katılımı görelim. Yani katılım ne kadar olacak? Biz de tuttuk şu anda
katılım müracaatlarını almaya başladık. Akabinde de baktık gördük ki istediğimiz rakamın üstünde çıktı ve hala şu anda da devam ediyor. Şimdi aynı şekilde de Çarıksaray Belediye Başkanımız Özcan Bey de şu anda aynı konuma girdi. Merkeze gelince de Şarkıraş merkezde de TOKİ yapılacak bir yer yok. Aslında vatandaşımız istiyor. Ama böyle bir hazine arazisi yok. Böyle bir hazinesi olmadığı için tabii ki arayış içindeler ama başkanımız da arayış içinde. Bizim de böyle bir imkanımız doğdu. Ha burada ne olacak şimdi? Yapılacak iş şu. Eğer TOKİ buraya yaptığı etütte gerçekten kat hesabı olarak düşünüldüğünde yüksek kat yaptığında fiyat biraz daha düşecek. Tabii ki biz bunu vatandaşımıza anlatacağız. Eğer iki kat, üç kat gibi yaparsa fiyat biraz artıyor. Ama gene de kira öder gibi, TOKİ'nin özelliği bu zaten. Kira öder gibi ödeyerek ev sahibi olacaklar. Biz gene vatandaşımıza bunu etüt sonunda ne kadar meblağ ödeyeceğini, ne aylık ne kadar ödeyeceğini biz bunu açıklayacağız. TOKİ'nin şeyi 15 yıl yani 180 ay gibi bir süre zarfında ödeme şekli bu kadar. Bu ay içinde ödemesi gerekiyor. Bu aylar içinde. 180 aydan sonra bitiyor bu. Hı hı. Ve çok cüzi bir meblağ alıyor önünde. Anahtar teslimi bunun en fazla çalışma süresi 20 ay. Öyle bir hızlı çalışması var TOKİ'nin. Bunları da biz inceledik. Bunları da şey yaptık. Dediğimiz gibi tabii ki biz burada yaptığımız çalışma siyasi bir çalışma değil. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Tabii ki bize bazı mesajlar atıyorlar. İşte Çiçek bunlara böyle bir şey yapılabilir mi? Olmaz efendim. Siyasi çalışma yapıyor gibisiyle böyle bir bize eleştiriler geliyor. Ama bu eleştirilere baktığımızda bizim şeyimiz daha çok artıyor. Çünkü neden artıyor? Bunu söyleyeyim. Neden artıyor? Biz başaramayacağımız bir şeye zaten el atmayız. Bu bir. İkincisi hiçbir vatandaşımızı biz ayrım yapmıyoruz. Sen şucusun, sen buncusun demiyoruz. Elimizden geldiği kadar herkesi eşit tutmaya çalışıyoruz. Becerebiliriz, beceremeyiz. O ayrı bir konu. Ama ihtiyaç olan bir şeyin üzerine gidiyoruz. Gayet doğal. Gayet bu. Doğal. Onun için inşallah TOKİ'yi başaracağımızdan eminim. Sadece bizim şey yaptığımız TOKİ'nin bu yapılacak yerinin etütü. Etüt eğer çok katlıya müsait olursa vatandaşımız daha az taksit ödeyecek. Mesela Beyşehir'de şu anda yaptığımız incelemede baktık ki Beyşehir'de 2 artı 1, 3 artı 1 konutlar var. 2 artı 1'ler 350-400 civarında taksit ödüyorlar. Ha, 3 artı 1 dediğimde çocuk odası da dahil olmak üzere 3 artı 1'de evet. Gayet lüks. Ortalama 140 kilometre metrekare civarında. Öbürü de işte 80 metrekare, 80-90 arası 2 artı 1. Ama sonuçta bakıyoruz ki tabii ki katlar yüksek. İnşallah. Kaç kat? Onlar 8 kat. 8 kat. Ve öyle güzel yapmışlar ki katın her katında 2 artı 1 de var. 3 artı 1 de var. Vatandaşın tercihine göre ayarlanmış. Ona göre devam ediyor. Projesini ona göre yapıyor. Sonuçta bu şekilde. Talep var yani. Şarkıraş'ta tabii böyle bir talep var. Çünkü bana gelen sorulardan yani çoğunluğu TOKİ gelmiş. Şimdi yani. Halk BTR'lerini izlettik. Orada da TOKİ gündeme aynen geldi. Öyle. Yani bunu ihtiyaçsa zaten vatandaş istiyor. Yani bunun siyasi bir yönü olmaz. Bu olmaz. İnsanın ev sahibi olması kadar güzel bir şey var mı? Yok. Yani. Bunu ister bir hangi parti olursa olsun bakın, hangi belediye olursa olsun yeter ki millete evlendirsin, kira öder gibi ucuz paraya ev sahibi yapsın. Her başkanı da alkışlarız biz bunu yapan. Böyle de olmalı. Tabii. Evet, TOKİ çalışmamız bu. İnşallah yol kat ederiz diyoruz. İnşallah. İnşallah. Tabii ki vekillerimizin de desteğiyle
İnşallah biz bu müracaatımızda daha aşama başında bu. İnşallah daha başarılı olacağımızdan eminiz. Evet. Günep evet. Enerjisi. Güneş enerjisi. Evet. Ayrı bir konu. Enerji artık günümüzde oldukça yaygın. Evet. Birçok temiz enerji yatırımcısı var. Evet. Şu anda güneş enerjisine ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Benim içme suyum, yani evlerdeki kullandığım suyum yer altından çıkıyor. Tabii ki yer altından çıkarken de bayağı bir elektrik harcıyoruz biz. Harcamamız oluyor. Harcamamız da aylık 12 bin lira civarında elektrik harcamamız. Biz bir proje yaptık. Tabii ki bu projemiz şu anda onaylandı. Fakat proje gelişmesi tamamlandı ama çağrı mektubunu bekliyoruz biz. Akdeniz, TEDAŞ, Antalya bölgesinde çağrı mektubu geldiğinde proje aşamasına hemen geçeceğiz. Şu anda güneş enerjisinin bize kazancı şu olacak. Önce şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nden bu %100 hibe. Ha, hibe yani, bu. Tabii hibe. 230 kilowatt. Zaten bizim şu andaki kuyularımıza 170 kilowattı yetiyor. Artı 60 kilowattı kalıyor. 60 kilowatta bizim 2017'de sokak lambalarını ödememize ayrılacak. 2017'de belediyelerden bir ihtimal sokak lambaları ücreti alınacak. Şu anda alınmıyor. Ama 2017'de alınacağını tahmin ediyoruz. Biz de bunun üzerinde çalışmamızı yapalım dedik. Kalan 60 kW'ını da biz sokak lambalarımıza harcayalım diyoruz. Zaten şu anda biz bunu TEDAŞ'a veriyoruz. TEDAŞ bizim masraflarımızı oradan alıyor. Böyle bir çalışma var. Kazancımız dediğim gibi yıllık 100-120 bin civarında, TL civarında olacak. Bu da nereden baksan benim iki sokağımı rahatça vurdur taşını yapar diyorum. Kilitli taşı yapar düşüncesindeyiz. Ve hizmetimizi bu şekilde devam ederiz diyoruz. Güneş enerjisi programımız da bu. Çok iyi. Bunun dışında atıklarla ilgili ne yapıyorsunuz? Arıtma tesisi. Şimdi arıtma tesisi Şarkaraş Merkez, Çarıksaraylar ve Çiçek bunlar ortaklaşa bir proje bu. Şarkat bir adı altında. Yani Şarkat'ın açılımı Şarkaraç Katı Atıkları Arıtma Tesisi Birliği. 2010 yılında zannedersem kuruldu. Tabii ki bu çalışma süresi zamanında fazla bir ileriye gidilmemiş. Ne zamana kadar? 2014'te seçildikten sonra tabii ki bu başkan seçildiğinde birliğin yönetimi de değişiyor. Başkan değişiminden sonra da birlik yönetimi değişti tabii. Ve başkanlığını bana sundular. Şu anda Şarkat 1'in başkanlığını yürütüyoruz. Şarkat 1'in arazisi de daha önceden hazine arazisiydi. Ve bu hazine arazisi tahsis edildi. Ama tahsis 2 yıl sürüyor. Biz geldiğimizde tahsis süresi bitmiş. Tekrar bir müracaatta bulunduk. Daha önceden tahsis mal müdürlüğünden veya ilden, defterdarlıktan veriliyormuş. Ama şimdi tahsiste direkt bakanlıktan oluyor. Bayağı bir bekledik. 4 ay süre sonrasında da tekrar bize tahsisi geldi. Şu anda proje aşamasını tamamlamak üzereyiz. Arazi 15.700 metrekare ve çiçek bunların bulutları içinde. Arazimizin içinde. Zaten bizim de başkanlığını almamızın en büyük sebebi de bu. Arıtma tesisi 3 kanalın birleştiği yer olacak. Zaten şu anda Çarıksaray'la Merkez Şarkıkaraç'ın arıtma tesisi buraya geliyor. Bizim Çiçek Mınarınkı kalıyor. Çiçek Mınarınkı'nı da oraya kadar götüreceğiz. Ve tesisi İnşallah gerçekleştireceğiz. Arıtmamız burada olacak. Ben arıtmanın neden ihtiyaç doğduğunu açıklamak istiyorum.
Özellikle Beyşehir Gölü aşağı yukarı 5'te 1'i veya 5'te 2'sine yakın bölümü Şarkara sınırları içinde. Ve bu gölün de sazlık bölgesi bizde. Bu kanalizasyonun çalışmasında tabii ki daha önceden daha çok balık türlerimiz vardı bizim. Neler vardı mesela? Kızılganat, Gökçe balığı, evet Beyşehir'de. Gökçe balığı, Sirez, efendime söyleyeyim en çok bize şey yapan da Gökçe balığıydı. Fakirimizin bir ekmeğiydi. Ama daha sonra levrek türü yani dişli balık türü atıldı. Tabii ki bu tür bunları yok etti. Yiyor zaten bunlar. Sazan kaldı. Sazan da yemeyişinin sebebi sazan genelde sazlık bölgelerde gezer. Onun için yavrularını yiyemiyor ve akabinde de ne yapıyor? Üremesi oluyor. Ama dediğim gibi bu dişli balık türü diğer balık türlerimizi yok etti. Beyşehir Gölü'nde tabii ki bu kanalizasyon atıkları gitmemesi için olmazsa olmazı arıtma tesisinin. Mutlaka biz bunu yapmamız lazım. Olacak arıtma mutlaka gerekiyor. Yapmamız lazım ki Beyşehir Gölü'nü biz bu şeyden kurtaralım. Daha temiz olsun, daha güzel olsun düşüncesindeyiz. İnşallah 3 belediye bunu gerçekleştirecek. Bu da İller Bankası'ndan, SUKAP'tan yani %50 destekli. Zaten bizim projemizde şu anda İller Bankası'yla eşdeğerde yürütüyoruz. Onlar gelip inceliyorlar. Etüdünde geçen de geldiler, yaptılar. Ve projeyi de bu şekilde gerçekleşmiş olacağız ve gölümüz de tertemiz olacak. Evet. 5'te 1'inin yani Şarkıra sınırında olması zaten başlı başına bu konuya ayrı bir önem veriyor. Veriyor. Yani ayrı bir önem veriyor. Başkanım süremiz de doluyor. Sizin böyle biz araya giriyoruz, zaman zaman sohbet değişiyor. Söylemek istediğiniz, unuttuğunuz, yarım kalan bir şeyler varsa bu süre zarfında size ben söz hakkı tanıyayım. Yani anlatın. Evet. Şimdi kasabamda kafalarına takılan bir şeyi de açıklamak istiyorum. Özellikle kasabamda bir kaynak suyu var bizim. Bu Kızıldağımızdan çıkan kaynak suyumuz. Biz bu kaynak suyunun hattını değiştirdik. Ve şu anda yaptığımız inceleme sonucunda yaptığımız kontroller neticesinde suyumuzun gayet temiz olduğu test sonuçlarında çıktı. Halkımız bu konuda hiç tedirgin olmasın. Kaynak suyumuzu rahatça içebilirler. Biz her 3 ayda bir zaten biz bunun suyun tetkikini yaptırıyoruz. Onun için gayet rahat içilebilir duruma getirdik zaten şu anda. Ayrıca benim söylemek istediğim bir şey daha var şu anda. Kooperatif çalışmasında bir bölümü unuttum. Onu hatırlatmak isterim. Şimdi Şarkıkara Ağaç gerçekten büyükbaş da ön saflara geçti özellikle. Bunun tabii ki en büyük şey de katkısı da 2012 yılında oldu. 2012 yani 2011'in sonunda 2012 yılında o zaman kooperatifler bir proje geliştirdiler. KASTEP projesi yani kırsal alanda sosyal destek projesi. Bu proje dahilinde de Şarkıkaraş bölgemizden 5 tane kooperatif müracaat etti. 3 de diğer ilçelerimizden müracaatı yapıldı. 8 kooperatif bu projeyi sundu bakanlığa. Ve bu proje Türkiye genelinde aynı andaki toplam proje 15 taneydi. Bu 15 projenin içinden 8 tanesi Isparta bölgemize yaradı ve bu projenin 8 tanesi tamamen projeden geçti, onaylandı. Hatırladığıma göre 1152 büyükbaş hayvan ilimize girdi. 880'i de bu arada Şarkıkara Ağaç'ta proje olarak
onaylandı. Tabii ki burada bu hayvanın gelişiminde en büyük bir etken oldu bu. Gelişiminde, çoğalmasında. Sütümüz arttı. Bu projenin tabii Türkiye genelinde 15 buranın 8'inin geçmesinin de en büyük katkısı Bütçe Komisyon Başkanımız Süreyya Sadi Bilgic'in sayesinde oldu. Yani buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükbaş hayvanın gelişmesinin, hayvancılığın ve sütün artmasının en büyük etkeni oldu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu şekilde aktarmak istiyorum. Evet. Şimdi bir yapılan çalışmalar üzerinde, eğitim üzerinde de açıklama yaptım. Şimdi kapalı devre üzerine girmek istiyorum bir de ayrıca tekrar. Sulamaya şimdi, başta konuştuğumuz meseleye. Bunu tekrar da mı? Kapalı devreyi inşallah önemli dediğim gibi olmazsa olmaz. Çünkü bütün köylüler de bunun üzerinde şey yapıyorlar. İnşallah bunu da gerçekleştiririz diyorum. Evet. Arıtmayı konuştuk. Katı atık konuşmuş muyduk? Katı atıklar şöyle söyleyeyim. GYH'a var. Şimdi GYH'a Gelendos, Yalvaç ve Şarkıkaraağaç. Bu katı atıklar tabii ki bunu Çarıksaray Belediye Başkanımız Özcan Bey başkanlığı yürütüyor. Önümüzdeki haftada GYH üzerinde kendisi açıklama yapacaktı. Şu anda projesi tamamlanmak üzere. Onu da arkadaşımız açıklayacak. Üç ilçenin ama tabii beldeler de var. Mesela Şarkıkaraağaç'ın hem Çarıksaray hem Çiçekpınar var. Yalvacın da Hüyüklü beldesi var. Gelendos'un beldesi yok. Sadece kendisi var. Giriyor. Altı belediyenin. Üç Katalım bizim, iki Yalvaç, bir de Gelendos. Bu. Altı belediyenin birleşimiyle bu proje gerçekleşecek. Böyle bir birlik var yani şu anda. Birliğin de başkanlığını şu anda Özcan Başkanımız yürütüyor. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çiçekpınar'ı konuşmuş olduk. Güzel oldu. Yani en azından Çiçekpınar'da neler yapılmış, neler yapılmaya devam ediyor ve daha başka neler yapılacak. Sayın Belediye Başkanı Derviş Açar bize anlattı. Çiçekpınar'ın görselleri de yine programda, yan ekranda sürekli sizlere izletmeye çalıştık. Çiçekpınar'ın hava çekimleri vardı, onları da izlettik. Yine halk röportajlarıyla da Çiçekpınar'da yaşayan vatandaşlarımızın, Çiçekpınarlıların belediye hizmetlerine bakış açıları veya herhangi bir beklenti, talepleri varsa onları açıklamalarına fırsat sunmuş olduk. Böylelikle bu programın da sonuna geldik. Tabii ben yine Sayın Başkanım'a da Isparta'nın gül ürünlerinden eklantin vermek isterim. Kabul buyursunlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Geldi şey yaptık ama biz biz Sayın Başkan bize ne verdi çok güzel. Onlara da söyleyelim. Haşhaş verdi. Köpük helvası vardı içinde yine. Çiçekpınar'ın, Şarkıkaraağaç'ın köpük helvası. Bir de tahin. Üçünü çok güzel paketlemişler. Çiçekpınar'a giden herkes bu yöresel ürünü alıyor. Bu yöresel ürüne ayrı bir değer veriliyor. Ve bu yöresel ürün bugün sadece Şarkıkaraağaç'ta, Çiçekpınar'da değil, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Yöresel, tamamen yöresel ve organik olduğu için de başında bir tercih sebebi. Biz tabii Çiçekpınar'da geçtiğimiz hafta gittiğimiz için Sayın Başkan bize peşin verdi. Bunlara bakın bir mutlaka tadına bakın dedi. Çok güzelmiş. Çok da hoşumuza gitti. Tavsiye ediyoruz ve bu ürünlerin Çiçekpınar'ın tanıtımına, Şarkıkaraağaç'ın tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Hatta bu alanda faaliyet gösteren Isparta'ya da önümüzdeki ay içerisinde faaliyete geçecek, açılacak Yöremar, yöresel ürünlerin satılacağı bir market. Hemen Gülistan Polis Merkezi'nin karşısında metro inşaatın yaptığı yeni
bloğun altında Yöremar Market hizmete geçecek. Orada da Şarkı Aracı'nın bu ürününün sergilenmesi, satışa sunulması için biz söylemedik daha ama yarın Isparta'ya geliyorlar o firma temsilcileri. Onlara da söyleyeceğiz. Bu ürünü mutlaka raflarına koyacaklar. Evet. Ben şimdi sözlerimi... Buyurun başkanım, son sözleri. Şey hatırlatmak istiyorum. Yani Çiçek Pınar'ın özellikle bir istediği iki konu var. İnşallah 2017 yılında da bunu tamamlayacağız. En çok istedikleri düğün şeyi, kapalı düğün salonu. Düğün salonu. Açık şu anda var. Tabii ki 2017'de inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bir de bizim merağımıza elektrik getirilmesi var. İnşallah bunu da gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben tabii ki bu geç saatlerde Ispartalı hemşerilerimiz, ben kendi beldem ve ilçem bizleri bu saatlerde geç saatte dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii ki teşkilatçı olduğum için genellikle bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Teşkilat, ilçe teşkilatıma, efendime söyleyeyim, il yönetimi özellikle bizlere sürekli destek veren Osman Zab'ın il başkanıma da teşekkürümü bir boş biliyorum bizlere bunu sağladığı için. Özellikle sizlerin de bizi bu şekilde ağırladığınız için sizlere dair teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. İnşallah 2017 bir proje yılımız olur. Tabii ki proje yıllarımızda da bizim proje çalışmalarımızda da inşallah vekillerimizin de desteği sayesinde daha iyi yerlere geliriz. Ben her iki vekilime de buradan saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler, Basın Kulübü gördüğünüz gibi dolu dolu programlar yapıyor. Yani süre yetmiyor, işin açıkçası süre yetmiyor. Konuk da yetmiyor. Yani bir programa iki konuk sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Hatta zaman zaman başlattığımız projelere bir hafta erteleyerek ancak işin içinden çıkabilir hale geldik. Basın Kulübü'ne ilgi oldukça yüksek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen Cuma günü özel yayınımız var. 9 Aralık Cuma günü Basın Kulübü Kanal 32 ekranlarında saat 21'de canlı olarak ekrana gelecek. Özel yayınla ekrana gelecek. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Basın Kulübü'ne konuk oluyor bu Cuma akşamı. Olağanüstü bir değişiklik olmazsa Yusuf Ziya Günaydın Isparta Belediye Başkanı Basın Kulübü'ne canlı yayın konuğu olacak. Cumartesi günü bugünkü programla ilgili hatırlatayım. Cumartesi günü saat sabah 10.30'da, pazar günü de 21'de yine bugünkü Basın Kulübü'nün tekrarını izleyebileceksiniz. Tabii haftaya ne var onu da söyleyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü de AK Parti belediyecilik modelleri konuşulmaya devam edecek Basın Kulübü'nde. Gelen dost belediye başkanı Mehmet Sezgin ile yine Şarkıkara Ağacı'nın bir diğer güzel beldesi Çalıksaraylar Belediye Başkanı Özcan Turan da stüdyoda konuğumuz olacaklar. Hem Çalıksaraylar'ı hem de gelen dostu konuşmuş olacağız. Böylelikle bugünkü Basın Kulübü'nü de burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta demeyeyim, Cuma günü özel yayınımız var demiştim. 9 Aralık Cuma akşamı Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın konuk olacağı programda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.